Merhaba Webtekno takipçileri. Selamlar. Melih bizim videograferimiz. Dolayısıyla konunun uzmanı kendisi. Cihazla bayağı içi dışısın. O yüzden bakalım X-T4 bize neler katmış, ne eksileri var, ne artıları var. Bu videoda hep birlikte bir konuşalım. Öncelikle abi estağfurullah. Öncelikle abi. Önümüz. Ya X-T4'ü yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz ama çıktığı dönemden beri gerçekten videograferlar arasında ya da işte küçük orta ölçekli prodüksiyon işleri yapan firmalar arasında oldukça rağbet gören bir cihaz oldu. Çünkü fiyat performans açısından öne çıkıyor. Satıldığı fiyatta bu kadar çok özelliği içinde bulunduran nadir fotoğraf makinelerinden. Biz de Webtekno'da bunu kullanıyoruz ve gayet de memnunuz özetle açıkçası. Yani şimdi burada hani sen konuyu bayağı kısa bir şekilde özetledin ama mutlaka makinenin artıları var, eksileri de var. Önce istersen biraz böyle artılarından bahsedelim. Mesela biz bunu niye aldık abi? Asıl almamızın sebebi ne? Asıl almamızın sebebi aslında daha hibrit diyebileceğimiz bir kameraya ihtiyaç duymamızdı. Yani Webtekno'da biz gün içerisinde birçok içerik üretiyoruz. Hem Webtekno, hem Webtekno Plus, hem Fobito tarafında. Her gün burada yoğun bir içerik üretimi söz konusu görsel anlamda ve bunun hem video tarafı hem fotoğraf tarafı var. Olabildiğince hızlı bir şekilde ve tek bir ekipmanla, yani çok işte RGB kayıtçı takmadan ya da işte olabildiğince az malzeme kullanarak hızlı bir şekilde halletme derdimiz olduğu için X-T4 burada doğru bir tercih oldu. Şimdi sen zaten olayı özetledin yine. Hani böyle daha çok günlük işler için hibrit dedin ama ben biraz daha işin fiyat performans tarafındayım. Nasıl performansı, yani bu fiyata bu performans iyi mi, yoksa bu fiyata daha iyi bir makine var mı? Yani biraz da tabii bunda ekonomik koşulların da şey var ama etkisi var. Ama gövde fiyatı 20 bin lira. 20 bin lira bandında şu anda bu özellikleri alabileceğimiz bir kamera yok. Yani farklı markalarda biraz daha özelliklerinden kısarak aslında muadilleri tabii ki var. Ama işte 4K 50 FPS çekeyim, 1080'de 240 frame alayım, işte 400 bit record edebileyim, harici kayıtçı olmadan log çekebileyim diyorsanız 20 bin lira bandında tek öne çıkan cihaz bu aslında. Peki pil, yani dışarıya çıkıyoruz, sağa sola gidiyoruz, işte pil anlamında performansı nasıl? Ortalama kaç saat kayıt yapıyor 25 FPS bir çekimde? Yani 25 FPS'te aslında, yani buna net dakika vermek zor çünkü kullanım koşulları var. İşte ya şöyle söyleyeyim, havanın sıcak veya soğuk olması bile bunda bir değişken. Ama en azından şunu söyleyebilirim. Mesela bizim bir Webtekno Plus içeriğinden örnek alalım. Bu Webtekno Plus içeriğinin ana çekimini artı bir de stok çekimlerini tek bataryayla gerçekleştirebiliyoruz. Ama işte 25 değil de 50 FPS çekeyim, işte 4K değil de 6K'dan işte oversample yapayım gibi gibi farklı koşullarda bu batarya ömrü değişiyor. Bir de tabii nasıl kullandığınızla da çok alakalı. Hani cihazı sürekli yorarsanız batarya da ona göre değişkenlik gösterebilecektir. Böyle YouTube üzerinden çok örnek verdik ama böyle hani gerçekten görsel içerik üreticiliği için X-T4'ü nasıl değerlendirirsin? Yani sadece YouTube'da iş yapmadığını düşün, başka işler de yaptığını düşün. Böyle bir durumda X-T4'ü nelerini önerirsin ya da neleri eksi neleri artı? Yani sadece YouTube'a içerik üretmek açısından değil, başka türlü işte tanıtım filmleri diyebiliriz, event çekimleri diyebiliriz, farklı ölçeklerde iş yapma konusunda da fiyat performans ürünü olduğu için aslında bence artıları ağır basıyor. Yani o artıları az önce de saydım işte yine. Tam burada bir virgül koymak istiyorum. Bu 4K'da 400 bit çekim yapabilme özelliğinin bir dezavantajı var. Ben de biliyorum bunu. Bunu işleyebilmek için gerçekten çok güçlü bir bilgisayar lazım. Evet. Yani bunu mutlaka söylememiz lazım. Evet, evet. Ya burada hem o detay var. Fotoğraf makinesine taktığınız kartta başlıyor mevzu. Yazma hızı çok yüksek bir kart kullanmanız gerekiyor. Bu da size ekstra bir maliyet demek. Onun haricinde aktardığınızda bilgisayarda da çok yoğun bir veri alışverişi olacağı için bilgisayarınızın da güçlü olması anlamına geliyor. Yani işte benim fotoğraf makinem muhteşem görseller versin bana ama ben bilgisayarda bunları işleyemiyorum dediğiniz anda bütün iş bozuluyor. O yüzden öyle bir ekosistem kurmanız gerekiyor. Eğer 400 bitrate gibi bir amacınız varsa ona göre bir bilgisayar setup'ı kurmanız da daha iyi olur. Seninle böyle sohbet ediyorduk kamera hakkında. Çekime girmeden önce genel anlamda da bu cihaz hakkında çok konuşuyoruz. Çünkü bu cihaz bayağı böyle bir hani kulaktan kulağa pazarlama mı desem, işte alan herkese anlatıyor mu desem, yani gerçekten X-T4'ü kullanan herkes bir şekilde bu cihazı hani iyi diye tavsiye ediyor birbirine ve bu böyle kar topu
gibi bir büyüdü gitti. Ama senin burada aslında bir eksi olarak bulduğun, ki bana anlattığında ben de harbiden çok desteklediğim bir durum var sesle alakalı. Onu biraz bahsedebilirsen sevinirim. Bir de şu netlikle alakalı bir ufak problem vardı. Ha, evet. Ya aslında problem dememek gerekiyor. Bir sadece eksiklik, bir de şimdi her markanın işlemcisi kendine ait olduğu için bunda hani bunda var başkasında yok demek falan haksızlık olur. Ama bence yani arada birkaç saniye de olsa işimizi sekteye uğratabildiği için değinmek istiyorum. Birincisi hakikaten ses abi. Şimdi normalde kulaklık için ayrı, mikrofon için ayrı iki jack oluyor gövdelerde. Ama Fujifilm X-T4'te mikrofon jack'ı koymuş ama kulaklık jack'ı yerine bir Type-C girişi koymuş. Biz kulaklık jack'ı takmak istediğimizde Type-C adaptörü kullanmak durumundayız. Bu da Type-C üzerinden cihazı çekim sırasında şarj etmemiz gerektiğinde bunu imkansız hale getiriyor. Hem power bank takıp hem de kulaklık takamıyoruz. Bu bence büyük bir eksiklik. Ya bu da bize sürekli yanımızda fazladan yedek batarya taşıttırıyor. Yedek bataryanın fiyatı da şu an yaklaşık 850 TL bandında falan. Evet. Evet. Yani tabii alırken insan mecbur alıyor. Yani buna karşı çıkma bir durum yok ama acı verici bir durum. Onun dışında netlik meselesi de şöyle. Salt beyazlarda ve salt siyahlarda netlikte bir gecikme var. Bu cihazın işlemcisiyle de ilgili olabilir veya işte lensin netleme motoruyla ilgili de olabilir. Netleme konusunda şöyle bir ekleme de yapmam lazım. 2019'da çıkmış bir gövde olduğu için hani kontrast temelli bir netleme sistemi var ama kendi dönemi için aslında bu da iyi bir teknoloji yani. O zaman şöyle. Şu an mesela bu videoyu izleyenler var. X-T4'ü merak edenler zaten bu videodaki insanlar. Şu anda hala hazırda farklı bir kamera kullanıyor ve X-T4'ü almayı düşünen birisine ne öneriyorsun? Sence almalı mı? Ya şimdi şöyle, farklı bir markada eğer mevcut bir setup'ınız varsa, farklı bir markanın orta üst segmenti olabilir, APS-C sensörde yine üst konumda yer alan bir markanız olabilir. Setup'ı değiştirmeye bence değmez. Yani mevcut markanızın bir üst segmentine, varsa full frame'ine oynamaya devam edebilirsiniz. Ama onun dışında benim setup'ım yok, bu benim alacağım belki de ilk gövde olacak diyorsanız X-T4'ü ben tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi bu fiyat bandında elimizdeki seçenekler çok az olduğu için de akıllıca hareket etmek durumundayız. O yüzden X-T4'ü ben tavsiye ediyorum. Güncel ama piyasada bile değil mi? Güncel piyasada bile. Evet, çünkü evet X-T4'ün de fiyatı arttı son zamanlarda. Bu bizi yine üzdü ama halen daha piyasada. Çünkü her şeyin fiyatı arttığı için X-T4 yine mantıklı bir tercih. Bir de şu açıdan da bakmak lazım. Önümüzdeki birkaç yılda düşünürsek 4K 50 FPS'e ihtiyaç olmaya devam edecek. 6K oversample yine ihtiyacımız olmaya devam edecek. Bu gibi durumlarda X-T4 sizi belki de 3 yıl daha kurtarabilir. Yani piyasaya iş yapma konusunda söylüyorum. Piyasa dışında sadece internete içerik üretiyorsanız, yani sosyal medya mecraları veya YouTube'a içerik üretiyorsanız bu 3 yıldan çok daha fazla sizi idare eder. Çünkü 4K haricen halen daha YouTube'da 1080 birçok içerik var. Milyonlarca içerik var ve hatta 1080 de hala yayınlanmaya devam ediyor. Bu açıdan bakarsak X-T4 sizi yıllar yılı idare eder. Yani burada şunu mu söyleyebiliriz? Nerede track orada bırakma makine. Yani öyle diyebiliriz. Ya şöyle bir YouTube, şey olabilir. YouTube için iş yapanlar için söylüyorum yani. Evet evet, ya YouTube'a iş yapanlar için aslında gayet yeterli bir makine. Sadece şunu tavsiye edebilirim ek olarak. Fujifilm kullanıcılarına. 18-55 gayet iyi bir kit. Ya hatta bence çoğu markanın kit lenslerinden daha başarılı. Zamanla hani X-T4'ün üzerine belki daha açık lensler, hani diyafram değeri 2.8 olan, 2 olan, 1.4 olan lensler kullanarak görüntüyü daha da güzelleştirebilirsiniz. Şimdi ben bu kameranın tasarımını harbiden çok beğendim. Yani şöyle çok beğendim. Biraz böyle eski bir tasarım, retro diyeceğimiz bir tasarım var. Ama içinde de çok retro olmayan, şu anda hala bizim övdüğümüz birçok özelliği olan ve sevilen de bir cihaz olmasını sağlayan özellikleri var. Ama sen bir videographer olarak bu kamerada tasarım anlamında hatalar gördün mü? Ya da neler iyi, neler kötü? Biraz böyle sıralasana abi. Ya tasarım işi biraz da aslında tabii ki zevkler, renkler oluyor günün sonunda ama yine de bir değerlendirme yapmamız lazım bence. Ya Fujifilm zaten diğer markalara nazaran farklı tasarımlar yapıyor. Daha retro tasarımlar yapıyor. Birçok kişi de aslında bu retro tasarım yüzünden Fujifilm'e geçiş yapmıyor. Ya ne demek istiyorsun diyebilirsiniz. Şunu demek istiyorum aslında. Kullanıcıların hani farklı markalardan şu ana kadar edinmiş olduğu bazı kullanım alışkanlıkları var. Fujifilm diğer markalara nazaran çok daha fazla kişiselleştirilebilir buton koyduğu için bu butonlara alışmak zaman alabiliyor. Fiziksel butonlardan bahsediyorum. Hani bunu da güzel bir şey olarak görebilirsiniz. Bu çok yoruma dayalı günün sonunda. Evet, birçok şeyi ekranda çözmek varken bazı kullanıcılar tuşları tercih etmiyor. Yani bu tasarımsal farklılıkta bunu söyleyebiliriz. Mesela ben Fujifilm kullanmadan önce fiziksel tuşları
çok beğeniyordum. Çünkü o zamanki fotoğraf makinemde olmayan bir şeydi. Onu istiyordum. Ama kullanmaya başladıktan sonra bir yerden sonra beni de baymaya başladı. Son değerlendirmeye doğru geçelim yavaştan. Benim anladığım ve bildiğim de buydu zaten. Sen de çok konuştuğumuz için, kendim de çok araştırdığım için. Bu makine hakikaten tam bir fiyat performans foto ve video kamerası aynı zamanda. Sen eğer ekleyeceğin bir şey varsa ekle. Sonra da yavaştan kaçalım. Ya evet, tamamen katılıyorum abi. Zaten bu fiyat bandında Türkiye'de pek bir seçenek yok. Ya daha şöyle, tabii ki seçenekler var. Ama bu kadar geniş bir kullanım alanını sunan pek bir seçenek yok açıkçası. Bu yüzden X-T4 çıkışından bu yana 3 yıl geçmesine rağmen hala iyi bir tercih. Fiyat tarafında da, performans tarafında da gayet güvenilecek bir makine. Bunun üzerine upgrade yapabilirsiniz. Lenslerinizi upgradeleyebilirsiniz. Diğer ekipmanlarınızı upgradeleyebilirsiniz. Çünkü onlar da bir maliyet. En azından fiyat performans açısından X-T4'ü alarak fotoğraf makinesi maliyetinden biraz kısabilirsiniz diyelim. Ve yavaştan kaçalım. Kaçalım. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hem ağzına sağlık, hem eline sağlık. Hem arkadasın, hem öndesin. Arkada Ecem de var. Ecem'i de atlamayalım. Ecem'in de eline sağlık. İkisi birlikte Ecem, eline sağlık. Çekiyorlar videoları. Hani böyle şimdi Melih'e eline sağlık diye Ecem'e demesek olmazdı. Evet. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.